FETÖ gündemiyle devam edeceğiz. Denizli'de 15 Temmuz darbe girişiminin ilk iddianamesi hazırlandı. 60 sanığa 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. Samsun, Antalya ve Karaman'da ise FETÖ'nün eğitim kadrosuna yönelik operasyonlar vardı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Denizli'de FETÖ ile ilgili ilk iddianame hazırlandı. Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede 60 şüpheli asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenildi. Sanıklar arasında 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır da var. FETÖ mensuplarına yönelik operasyonlar da sürüyor. Samsun'da Baylok iletişim programını kullandıkları ileri sürülen aktif eğitim sen üyesi 45 öğretmen gözaltına alındı. Öğretmenler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Antalya ve Karaman'da ise daha önce gözaltına alınan 72 eğitimci adliyeye sevk edildi. Bu öğretmenlerin de aktif eğitim sen üyesi oldukları ve bazılarının cep telefonlarında Baylok programı tespit edildiği öğrenildi. Günün en çarpıcı başlıklarından biri de FETÖ'nün sadece son yıllarda değil, 2002'den bu yana ÖSYM sorularını ele geçirdiği iddiası. Örgütün üniversitelerdeki akademik kadrolara kendi üyelerini yerleştirmek için ALES sorularını önceden temin ettiği ileri sürüldü. ÖSYM verilerine göre 2002'den sonra ALES'te tam puan ya da buna yakın sonuçlar alan adayların sayısı adeta patlama yaptı. 2009'da bu sayı 20 bini aştı. Aynı şekilde diğer sınavlarda da 2002'den bu yana benzer şekilde yükselen bir grafik var.